İlişkilerde yol almak oldukça zordur. İşler nadiren istediğimiz gibi gider. Ancak diğer insanlar olmadan hayat kasvetli ve sıkıcı olurdu. Biz insanlar sosyal varlıklarız ve doğa bizi birbirimize ihtiyaç duyacak ve birbirimizi takdir edecek şekilde tasarlamış. Bu ihtiyaç tüm duyguların en yücesi olan sevgiyle doruğa ulaşır. Ancak teorik olarak takdir ve saygıya asla doyamayız. Bu arada ne yazık ki şu anda sahip olamadığımız şeyleri, özellikle de bizimle ilgilenmiyor gibi görünen bazı kişilerin dikkatini ve sevgisini güçlü bir şekilde arzulama eğilimindeyizdir. Bugünkü videomuzda arzu edilebilirliğinizi nasıl kolayca arttırabileceğinizi ve başkalarının sizi özlemesini nasıl sağlayabileceğinizi açıklayacağız. 1 numara, oyun yok. Özlenebilmek için insanların bizi sevmesi ve takdir etmesi gerekir. Beğenilirliğin temeli özgünlüktür. Bir dış görünüş ne kadar güzel olursa olsun özgünlüğün önüne geçemez ve onu gölgede bırakamaz. İnsanlar birinin rol yaptığını ya da tüm gerçeği sakladığını sezgisel olarak anlar. Kimi ve neden etkilemek istediğiniz önemli değil, kendiniz olun. Bir rol oynamak ya da sizi ilginç kılacağını düşündüğünüz herhangi bir oyuna dahil olmak anlamsızdır. Bunu yaparak kendinize zarar verir ve gerçek bir bağ kurma şansını ortadan kaldırırsınız. Birini sizi yakınlaşmak isteyecek kadar gerçekten etkilemek istiyorsanız as kartınızı oynamalısınız. Bu kart sizin eşsiz kişiliğiniz, tutkularınız ve ilgi alanlarınızdan oluşur. Kalabalığa uymayın ve eğer isterseniz aykırı davranın. Bu şekilde benzersiz olursunuz. İkincisi, ele avuca sığmaz olun. İnsanlar nadir, egzotik ve bu nedenle de kolay bulunmayan değerli şeyleri severler. Bu piyasa mekanizması insanlar için daha da geçerlidir. Arz ne kadar azsa talep de o kadar yüksek olur. Belirli kişiler tarafından sizi özlemelerini gerektirecek kadar değerli olmak istiyorsanız o zaman zor bulunur olun. Her zaman ulaşılabilir olmayın, her plana evet demeyin ve ara sıra ortadan kaybolun. Bu manipülatif değildir. Geri çekilme ve sessizlik zamanları beden, zihin ve ruh için faydalıdır. Bunları öz bakım ve öz sevgi olarak düşünün çünkü bu nitelikler aynı zamanda bizi çekici kılar. Bir olay olun, kanıksanmış bir şey değil. İnsanların arasına karıştığınızda bile kendinizi daha ilginç kılmak için basit bir seçeneğiniz var. Kendinizi sessizliğe bürüyün, kelimelerinizi geri çekin ve biraz gizemli ve esrarengiz kalın. Hiçbir şey bilgi saklamaktan daha hızlı sohbet yaratamaz. 3 numara, güven gösterin. Ne yazık ki başkaları üzerinde genel etkimiz öz değerimize ve özgüvenimize bağlıdır. Bu talihsiz bir durumdur çünkü birçok insan kendini olduğu gibi kabul etmekte inanılmaz derecede zorlanır. Çoğu kendini alkışlamak için değil, öz eleştiri ve umutsuzluğa kapılmak için ayna karşısında saatler geçirir. Ama siz kendinizi sevmezseniz birileri sizi nasıl sevebilir ki? Kendini kabul etmemek ve kendine saygı duymamak, kötü muamele görmeye davetiye çıkarmak gibidir. Bunu sakın unutmayın. Dış görünüşünüz üzerinde çalışın. Daha iyi göründüğünüzde ve algılanan bazı kusurlarınızı ve yetersizliklerinizi iyileştirdiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Başkaları için değil, kendiniz için giyinmek ya da kendinizi geliştirmek zorundasınız. Duruşunuzu da kolayca düzeltebilirsiniz. Yüksek bir baş, düz omuzlar, kendinden emin bir adım, doğru insanların dikkatini çekmek için doğru sinyaller gönderir. 4 numara. Hemen yanıt vermeyin. İnsanları bekletmek kibar bir hareket değildir ve kesinlikle iyi bir davranış değildir. Ancak yanıtınızı veya geri aramanızı beklediklerinde durum farklıdır. Burada bir önceki yüzyıldan kalma bir flört rehberinden fırlamış gibi görünen eski güzel bekletme taktiğini kullanabilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak anlık iletişime alıştık. Geçmişte mektuplar için haftalarca beklemek zorunda kaldığımızda bu nadir görülen bir durumdu ve kutlama sebebiydi. Günümüzde günü 24 saate ulaşılabilir durumdayız ve ne yazık ki önemini hızla yitiriyoruz. Bu sürekli ulaşılabilirlikten sıyrılmak istiyorsanız o zaman her zaman ulaşılabilir olmayın. Bir aramayı yanıtlamadan veya bir kısa mesaja cevap vermeden önce biraz zaman geçmesine izin verin. 5 numara. Bir görüşmenin ne zaman biteceğine siz karar verin. Kendinizi başkalarının gözüne daha önemli ve cazip kılmak için kolay bir numara şudur.
Bundan böyle bir konuşmanın ne zaman biteceğine siz karar verin. Hem telefonda hem de yüz yüze veda eden siz olun. Bunu yaparak kontrolün sizde olduğunu ve durumların üstesinden gelebileceğinizi gösterirsiniz. Böylelikle ilginizi sınırsızca kullanamayacakları bir lükse dönüştürürsünüz. Sonuç olarak başkaları üzerindeki etkinizi şansa bırakmayın. Kontrolü elimize aldığımızda neler olduğu şaşırtıcıdır. Her şeyi şansa bırakırsak hayat akıp gider ve kısa sürede sona erer. Unutmayın ki siz kendinizi nasıl görüyorsanız başkaları da sizi öyle görür. Her şey sizin içinizde başlar. Hemcinslerinize karşı nazik ve kibar olun. Onlar bunu hak ediyor. Ancak kendinizi bir saray solitarısı ya da sürekli yedek oyuncu muamelesi yapılmasına izin vermeyin. Kiminle birlikte olmak istediğinize ve bu temasın ne zaman sona ereceğine siz karar verin. Konuşmalar sırasında dikkatinizi verin, ancak dizginleri her zaman elinize tutun. Birinin sizi özlemesini istiyorsanız başkalarının doyamadığı bir kişi olmalısınız.